kursta yüksek mi geldi meblağ? İzle DVD'den. Evet, bunu birkaç videoda söylüyorsun çok, yani. Çok başarılı. Yalan mı ya? Mickey'yi görmek ne demek? Fotoğrafta ne diyor? Onu yayınlamak zorundasın. Emre gibi şey yapmadım. Aklen yok. Perde geçti. Green. Ya onlar ayrı bir şey zaten. Boş ver. Emre çok ayrı bir şey. Akıl sır ermeyen hareketler var. Biz daha bunların bazılarını televizyonda, bazılarını YouTube'da vesaire görüyoruz. Bak Gezi'den... O sen misin? Toroslar işte. Toroslar. Toroslar da işte başı büyük ormanı yani. Onu bize... Alo Seko ne haber falan diye. Toroslar da mısın? Toroslar da mısın falan diye. Bam. Evet, güzel bir gün diliyorum. Akşam seyredenler için güzel bir gece. Gündüz seyredenler için güzel bir gün. Motosiklete binmeden önce seyredenlere ise Allah kazasız belasız sürüşler nasip etsin. Şimdi buradan nereye mi gidiyorum? Evden çıktım, Tuna'ya doğru gidiyorum. Tuna motosiklete doğru. Bugün gidiş nedenim bir konu üzerine. O konu da motorcu kafalar bizim Ali, onunla beraber bir motosikletle ilgili bir şeyler yapalım, bir şeyler şey yapalım istedim. Bu ne ya? Buradan nasıl geçersin abi sen? Allah Allah. Olaya bak sen. O kasa kesin kenara çarpar yani. Gel diyor. Vallahi büyük cesaret ha. Vallahi büyük cesaret. Yavrum benim, şuna bak. Bilmiyorum vallahi. Vay be, helal olsun vallahi. Bravo. Tamam. Ben de bekledim, merak ettim. Güzel bir gün. İnşallah bu günler böyle güzel gider. Yetiştim. Geldim. Tamam. Hadi geçer. Geçtim. Kaan Elektronik'e gitmiştim biliyorsunuz. Çekim yapmak için çene aparatı almaya. Daha sonrasında da Media Mod'la çekim nasıl olur'u bakmıştık. Yani ses rüzgar aldıkça bozuluyor. Burada gereksinim duyulan yaka mikrofonu, GoPro'ya bağlanabilen Rode'un mikrofonunu aldım. İşte o mikrofonun ne kadar gerekliliğini onu göstermek maksadıyla bir video oldu. Şimdi sesim umarım iyi geliyordur, net geliyordur. Sağ olsun bununla ilgili çok güzel bir videosu vardır 100 Oktan Alişan'ın. Onu da muhakkak seyredin. Alişan çok güzel anlatmış. Hani gereksinimleri ne gibi, nasıl bağlanabilirliği konusunda. Onu da muhakkak izleyin. Alişan'ın videolarını çok beğeniyorum. Konu hakkında çok güzel bilgiler veriyor. Herkes bazı şeyleri kendine sır gibi saklarken Alişan bunlardan bahsederek herkese örnek oluyor ve bu sayede fazla para harcanmaması gerekliliği konusunda da sizi uyarıyor. Tabii geç oraya. Ben yoldayım. Senin için fark eder mi? Yani. Ya son zamanlarda havaların iyileşmesiyle millet kendini sokağa atmaya başladı. Trafikte de garip manyaklıklar söz konusu. Ne olur dikkat edin. Bahar havası herkese çarpıyor. Siz de bahar havası çarpanlara çarpılmayın. Ramazan'da insanlar aç, oruç tutanlar oluyor. Ona göre trafikte kalıp sinirleri bozulanlar oluyor. Ramazanlı olmanın gerekliliğini yerine getirmek çok önemli. Yani burada önemli olan sen Allah için aç kalmıyorsun. Nefsini sınavdan geçeceğin konular konusunda kendini nasıl eğitebilirliğini görmen gerekir. Onlardan biri de açken ya da oruçluyken insanları kırmamak, üzmemek,
Hatta kavga etmemek olmalı. Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Arkadaşlar siz de açıklamalar kısmına yazılarınızı yazın, paylaşın. Ne gibi motor kullanıyorsunuz, neyi tercih ediyorsunuz? Son zamlardan sonra bu motosiklet yakıtın artmasıyla motosiklet kullanan kişilerin nelere, hangi modellere yöneldiğini ben de merak ediyorum. Yani şunu söylüyorum her zaman, kullandığım Tenere 700 fakat eğer bir scooter'ım olsa, ikinci bir motor alabilme durumum olsa kesinlikle scooter tercih ederim. Şehir içinde çok büyük rahatlık. Hani bir çekime giderken veya çekim yaparken o malzemeleri koyma açısından çok büyük rahatlık. Ama kısa mesafede olsa şu motorla aldığım zevki gerçekten hiçbir motorla almıyorum. Seviyorum bunu ya. Vallahi seviyorum. Çok güzel motor. Kolay gelsin. Evet, Şükrü'ye kenara alalım. Burada da Harun var. Şu anda müşteriyle konuşuyor. Harun devamlı telefondadır böyle. Kimseye sıkılmadan, şey yapmadan fikirlerini, şeylerini paylaşır. Yardımcı olmaya çalışır. Öyle bir kardeşimiz. Ne haber? Ne yapıyorsun? Telefonunu mu gösterir? Nasıl kardeşim, iyi misin? Takipçilerime merhaba der misin? Merhaba takipçiler. Yakın takip edin. Uzaktan... Abone olmayı unutmayın de. Kanalımı nereye bırakıyorduk? Şuraya. Merhabalar, ben Sekoda Sakal. Kanalıma hoş geldiniz. Metaverse'deki karakterimle sizin adınıza iletişim kuruyorum. Bugünkü kanalımda konuğumuz motorcu kafalardan. O da Seko. O da Seko de Seko. Motorcu kafalar diye. Sattı o kanalı, sattı ya. Evet abi. Buyur açılışı yapsın. İzin verirsen kanalımı şey yapabilirim. Ha, kimin hareketi bu? Buradan sevgili motorcu kişi. Emre'ye. Emre'ye. Özellikle. Atla fon. Eski dostu. Evet. Bak bak ya, kondurdu. Evet. Neyse başlayalım. Seko'da Sakal kanalından herkese selamlar. Bugünkü röportaj sohbet kısmı yanımda bulunan sevgili kardeşim motorcu kafalar Ali. Ali abi, hoş geldin. Abi hoş bulduk. Sağ Ali demese miydin motorcu Ali kafalar? Ya, ben ilk başta adımı gizlemeyi çok istedim. Ama sonra dedim ki şan şöhret gelecekse adım da gelsin dedim. Hoş geldin. Abi hoş bulduk. Davetimi kabul ettin. Rica katıldın. Rica teşekkür rica ederim her şeyden olma. Önce. Eyvallah. Kısmet bugüneymiş. Ne yapalım? Evet, kısmet bugüneymiş. Yani yoğun iş tempom, hayranlarla sohbetler, imza günleri, albüm çalışmaları falan derken beni ancak bugüne sıkıştırabildi. Yapacak bir şey yok. Çok renkli, çok güzel bir sohbet olacak kesin. Evet. Neden derseniz... motorcu kafalarla beraber olup kafa yapmamaya imkan yok. Kesinlikle. Kafa yapacağız. Kafada motorcu kafası olacak. İsterseniz ilk klasik sohbet, klasik soruyla başlayalım. Evet. Neden motorcu kafalar? Neden motorcu kafalar? Şimdi şöyle, aslında motorcu kafaların hikayesi kendini birçok böyle tecrübeli insanlar arasında kaybetmiş bir adamın hikayesini anlatan bir gayet güzelmiş hikayesi. Şöyle, motorcu kafalar aslında benim etrafımda bana akıl veren forumlardaki o tecrübeleriyle insanlara bir şeyleri öğretmenin yanı sıra insanları bazen böyle küçük gören insanlara ben kafalar diyorum. Onlar aslında motorcu kafalar. Ha, aslında motorcu oldu. Kafaların çıkması o. Benim gibi motosiklete hayranlıkla bakan, motosiklet sürmek isteyen, o tutkuyu yaşamak isteyen kaybolmuş bir sessiz çoğunluk var. Bazıları adlarına Tatsumo diyorlar. Bazıları kaybedilmiş o topluluğu, dedim ki yani ben bu kadar forumlar arasında küçükte görüldüğüm, alıntılı mesajlarım oldu. Böyle onlarla dalga geçildiğim için çok böyle forumlarda böyle mesajlarım oldu.
Ya dedim ki ben artık direksiyona geçeyim. Ve dedim hani çok şükür ben zaten sinema mezunuyum. Evet. Gerek var. Aynen, gerek konuşma, gerek işte hitap konusunda. O konuda hayran. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Bak net söylüyorum. Kendini çok güzel ifade edin. Yani yakın tayfa olarak. Eyvallah. Tecrübeli olan da var, olmayan da var ama hepsinin içerisinde bir Bihter'i de çok beğeniyorum anlatırken. Ben mesela çok saçmalarım. O isim üzerinden konuşmayalım. Prim yapmayalım o isim üzerinden. Bihter beni çok sever. Buradan selam söylüyoruz Bihter'e. Hayır hayır. Çok güzel anlatır. Veda kısmı bilmem ne çok güzel toparlar. Evet. Ben mesela çok dağınıyım. Yani dağınıyım. Dağınıyım. Evet. Yani neden? Bir şeye başlarım. Konu farklı başlar. Sonu ise çok farklı bir şekilde oluşur. Evet. Yani ben ne diyorduğuma gelir, ondan sonra ha tamam derim, toparlar, kapatırım. Eyvallah. Ama sen diksiyon olarak, şey olarak çok böyle gayet güzel kendini ifade edebiliyorsun. Eyvallah. O yüzden de kanalına oturup seyrettiğim zaman zevkle seyrediyorum. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Güzel yani, yağladın mı? Yok. Bu paraya bu kadar. Yapacak bir şey yok. Yani o paranın hakkını veriyorsun abi. Evet. Ya şimdi şöyle, gerçekten forumlar ne gider ya, böyle inanılmaz kendi doğrularını tamamıyla başka doğrulardan çok yüksek tutan, insanlara benim doğrum budur, bunu kabul etmek zorundasın diyen çok insan var. Yeni motosiklete başlayan, bu tutkuya yeni başlayan insanlar genelde korkup geri kaçıyorlar. Ve bir yerden sonra diyorlar ki ben en iyisi bir tane 1000 cc motorla başlayayım. Tabii. Ne de olsa beni küçük görmezler. 1000 cc motorla başlayayım diyor. Ve Allah korusun çok böyle değişik haberler duyuyoruz. Dedim ki birilerinin doğruyu anlatması lazım. Rahmetli Barkın abi burada çok izledim. Allah rahmet eylesin. Ben sevgiyle anlıyorum. Kesinlikle. Ben onun gibi böyle güzel bir şey anlatan bir adama çok denk gelmedim. Yani şöyle denk gelmedim. Bilgiyi o kadar güzel anlatıyor ki. İnanılmaz yani. Böyle bir şey yok. Yani bir abi gibi ya, ekrandan çıkıyor adam ve bir abi gibi sana o bilgiyi veriyor. Çok güzel bir şey. Ben dedi zaten bir ortaya çıkmadan önce benim huyumdur. Belli bir bilgi birikimine sahip ol, ondan sonra çık insanlara o bilgiyi ver. Ben bu kafada bir adamım. Çünkü o insanlardan bana gelecek olan bir soru beni böyle kalırsam olmaz. Onların bana o inancı, onların bana o şeyi, ben hiçbir şeyim aslında. Ama öğrendiğim bilgiyi güzel satmam lazım. Güzel, net bir şekilde somut delillere dayandırmam lazım ki bir şeyler verebileyim. Benim için bu motorcu kafaları, ben bu böyle insanlara karşı sessiz çoğunluğun sessiz kalmaması için kurduğum bir kanal aslında olarak. Aslında bir misyonu üstlenme kesinlikle olarak. Kesinlikle öyle bir şey oldu. Öyle bakıyorsun. Kesinlikle öyle oldu. Evet, Barkın abi ne anlatırsa, nasıl bir yol izlemişse onun kadar tabii ki olamayız. Ama ben onun gibi bir yolda yürüyerek insanlara düzgün ve net bilgiyi samimi bir şekilde vermek Ali istiyorum. Ali olarak vermek istiyorum. Hani benim kazancım, bana burada motorcu kafalar Ali ne haber dedi, bu benim kazancım, o bana yeter yani. O zaman başta benzettiğim motorcu kafalar şeyinden ben vazgeçeyim. Çünkü senin anlatmaya çalıştığın oradaki motorcu kafalar biraz o tayfayı... O zaman bize o logo için verdiğin 100 bin lirayı da biz geri iade edelim. Ya Ali ile her türlü sohbetimiz o kadar zevkli geçiyor ki bir araya geldiğimizde biz kopuyoruz. Koptuğumuz zaman da bizi toparlıyorlar etraftakiler. Kesinlikle. Yani ya tamam artık herkes bize bakıyor filana dönüyor. Aynen. Biz ama öyle bir şey yapmayacağız. Burada biraz daha üslupla takılmaya çalışacağız. Biraz daha edepli olup. Üslup mu? Üslup deyince aklıma şey geldi. Uçlup. Şimdi bizim kanalda son zamanlarda bu böyle. Şimdi ben bilgimi her zaman ben biliyorum diye ortada dolaşmam. Hep böyle bir şeyler öğreniyorum. Fazla uca dayatmadan. Yok şey. Dayatmadan şey. Mesela diyelim ki işte iyi bir usta, iyi bir motosiklet satıcısı, iyi bir aksesuar satıcısı ne varsa ben hep kanalda bunları tanıtıyorum. Ondan sonra şimdi bu aralarda sürüş eğitimine taktım. Biliyorsun abi o sürüş eğitimleri de değişik sürüş eğitmenleri var. Gece yarısı Serkan abiye arıyorum ben, tamam mı? Bir tane böyle bir egolu sürüş eğitmenleri var, çok ayrı bir tarafta. Çok çektiğim için yani ben ne çekersem kanalda onu anlatıyorum, öyle söyleyeyim size. Akşamları arıyorum böyle, ağızları böyle yayvan yayvan konuşuyorlar. Alo Seko ne haber falan diye böyle. Toroslandı mısın falan diye. Ama işin güzel tarafı da işte bu sektöre girince böyle değişik güzel insanlarla tanışıyorsun. Ve tanıştıklarımdan en güzel insanlardan bir tanesi Seko abi. Bütün tecrübesi, bilgisi ne varsa. Yani geçen gün ben bir de böyle sevdiğim insanların YouTube kanalını böyle bir analiz ediyorum. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar.
nelere gitmişler, neler yapmışlar. Serkan abinin daha yayınlamadığı birçok videosu var. Yani yayınlasa YouTube YouTube geç yani öyle. Eminim otoroslarda bir şeyler döndü ama. Otoroslarda da onu yayınlamak zorundasın. Emre gibi şey yapmadım. Arkaya New York perde geçti Green. Ya onlar ayrı bir şey zaten. Boş ver. Emre çok ayrı bir çocuk. Ya yani. Biz birbirimize çok takılırız. Aynen. Motosikletli çift. Ben ilk önce onlarla tanışmış oldum. Onlar vasıtasıyla Ali ile bir araya geldik. Bir kulüpteydik. Benim... Sarhoştu. Yok. Sarhoştu. Böyle inanamazsın. Böyle elimde dolaşıp Serkan abi Emre ile beraber eve biz götürdük. Yani o kadar. Diyor ki hala Toroslar'da mıyım diyor ama yani, Esenler'deyiz falan. Şaka olduğunu belirtin. Şimdi biz motosikletli çiftle tanıştıktan sonra Ali'yi gördüm yanlarında. Belli. Yani motor kullanışından tutun. Bu işi ne kadar ciddiye aldığını, kıyafeti, duruşu, üslubu, kullanış şekliyle kendini gösteriyor. Mesela biz Bihter'le bir araya geldiğimizde biraz aparşı kısmımızı gösteriyoruz ama Emre'yle ikisi ağza beyefendi şekilde motor kullanıyorlar. Bu konuda da gerçekten üslubu neyse, tavrı neyse o da motosiklet sürüşüne yansımış bir kardeşim. Şuraya geleceğim. Yani iyi insanlar bir araya geldiğimiz zaman birbirimizi bulduğumuzda gerçekten öyle çevremizi kendimiz zaten aksettirmiş oluyoruz. Sizler de buna göre seçim yapıyorsunuz. Buna göre takip ediyorsunuz. Kendi inisiyatifinizi ona göre kullanıp ona göre ait olduğunuz YouTube videolarını ona göre seçip karar veriyorsunuz. Biz de bu kısma hitap ettiğimizi düşünüyorum. Öyle değil mi? Abi öyle. Yani kaliteli içerikten ziyade şöyle belli bir yıl geçtikten sonra geriye dönüp baktığında birincisi güzel anılar biriktirmiş oluyorsun. Hı hı. İkincisi yapmış olduğun işin ne kadar böyle kaliteli ve bir mesaj veren iş olduğunu görünce aşırı bir mutluluk hissediyorsun. O zamanlar tabii yaşlanacağız. Vay bir dünya. Onlar ama geriye dönüp baktığımızda gerçekten güzel ve temiz bilgiler vermiş olmanın mutluluğuyla ben açıkçası sevineceğim. Bu arada İsmail gidiyor. Hoşça kal diyelim. Tam geleceksin. Motoru, tam bekliyoruz. Aynen. Tamam. Bu arada İsmail de demin konuştuğumuz kardeşimiz de videoda şey yapmış olduk. Beraber. Yo yo sorun yok. Biz doğal bir kanal. Doğal olmasın, hareket ediyoruz. İsmail sonra seyrettiğinde. Yani. Biraz sonra motorunu teslim alacak. İsmail buradan Tracer 700 aldı. Demin de Ali onunla bir sohbet etmişti. Evet. O videoyu da ayrıca seyredin derim. Benden önce yayınlanmış olacak bu. Evet. Burada sohbetti bilmem ne dost meclisi var. Biz istiyoruz ki doğruyu ya da bizce olan doğruyu, haklı olduğu gördüğümüz konuları, bazı şeyleri buradan bir mesaj niteliğinde size veriyor olmak. Başka bir gayemiz yok. Hatta dediğin gibi geçmişe dönüp baktığın zaman da benim bir tane 17 yaşında oğlum var şu anda. 18'e basacak. Hatta motosiklet ehliyetinin sınavına giriyor yılmaz. Öyle mi? İnşallah. O da Yamaha Rider Akademi'de kıymetli hocamız Metehan hocamdan. Öyle mi? Çok güzel bir şey aldı. Ben de fellik fellik hoca arıyorum abi. 5 mi diyordun? Metehan hoca iyidir. Metehan hoca iyidir. Çok güzel bilgi aktarır. Aynen. Öğrenmek iyidir yani, abi. Metehan hoca candır. Onu belirteyim. Aynen. Hatta ben İlk hocam sayılır Tayfun Hoca vardı Honda Rider Honda Akademi'den, Safety Akademi'den. Çok güzel de iyi öğretir. Onlar bizim için ayrı hocalar. Evet. Hatta bu motosikletin önünde bulunurken anmadan da yapamayacağım ümit salkım vardır. Evet, bunu birkaç videoda söylüyorsun çok, yani. Çok başarılı. Evet. Hatta arkada, bak Gezi'den... O sen misin? Toroslar işte. Toroslar. Toroslar da işte başı büyük ormanı yani. Onu bize... burada da sevgili kardeşim ADV Rider TR kendisi sayfası. Takipçimiz aynı zamanda bizim de. Evet. Tam şey konusunda bayağı bir sohbetimiz var. Ya işte dediğim gibi güzel insanlarla bir araya geldiğin zaman hem bilgi alışverişi hem fikir alışverişi hem böyle güzel sosyal medyada. Evet güzel yani, de olan abi. Zevk işte, alıyorsun işte. Ben Serkan abi ben... Bazı biz takipçi kastırma maksatlı bir şey değil. Abi, anılar biriktirmek. Yani takipçi dediğin şey aslında ben şu anda o sessiz çoğunluk dedim ya az önce. Hı-hı. O sessiz çoğunluğa yavaş yavaş ulaşmaya başladım.
benim zaten söylediklerime çok böyle inanan veya ne bileyim çok ters gelen insanlar çekip gidiyorlar. Onlar gitsinler, sıkıntı değil ama. O şey gibi kulma ellerindeki o şeydir. Aynen öyle yani. Kesinlikle alt tarafta bana arka plandan çok güzel videolarla ilgili yorumlar yapan. Hele bir tane bir ikinci motosiklet alma rehberi yaptık ya. O çok başarılı. Şu an YouTube'da yok, tamam mı? Yani yeni nesil motosikleti nasıl alırsın? Ne goller yememen için neler yapmanla alakalı kendi bildiğim ve yaşadığım her şeyi anlattım. Ve çok güzel yorumlar aldım. Abi Allah razı olsun senden. Hatta bir arkadaşımıza 5 kişi parça parça motorun parasını yollayıp öyle motoru almaya kalkmışlar falan. Adam yememiş. Adamdan meğersem dolandırıcıymış abi. Neredeyse diyor motoru veriyorduk diyor. Abi sayende diyor kurtardık motoru. Hani böyle bunlar bana yetiyor aslında. İyi insanlar tanıyorum. Gerçekten sözünün arkasında duran insanlarla beraber iş yapıyorum. Hani sırf onu hikayede paylaşıp selam edip ondan sonra o beni takip ettikten sonra tekrardan geri takibini bırakması falan filan. Bu gibi insanları ben görüyorum ve bu insanlar aslında binlerce insana hitap eden insanlar. Bunları da gördükçe üzülüyorum ve bir yerden sonra diyorsun ki ya abi bu da mı böyle diyorsun. Ne bileyim başka servislere gidiyorum. Ben motor camiasından çok gol yemiş bir adamım abi. Bunu seninle de paylaştım zamanında biliyorsun. Marka belirtmiyorum yani, evet. Ama bazı yerlerde gerek sıfır motor alırken gerek motoru bakıma götürürken vesaire bunları da birçok videoda seni tanıyanlar zaten niye kastettiğimi çok biliyor. Tamam mı? Yani çok gol yedim ve şunu diyorum, ben gol yedim başkası yemesin. Öyle. Taş yerinde ağırdır diye bir kesinlikle, laf vardır. Kesinlikle. O yüzden yapacak bir şey, bir de şey var. X-Max 250 satarak zaten taş yerinde ağırdırı. Valla çok pişmanım. O X-Max'i ilk motorunu sattıktan sonra hep böyle içimde bir X-Max kaldı. Sonra NC, sonra Afrika. Sonra Afrika'dan sonra yine belki de X-Max'e geri dönüştüm. Ufuk'ta ne var? Abi Ufuk'ta yani çok DCT gittikten sonra Ufuk'ta ne var? Yani şey var abi, muhtemelen ben yine X-Max'e döneceğim. Benim öyle çünkü şöyle durum var abi. Benzin, şimdi her insanın motosiklet alma ve satma sebepleri vardır. Motosikleti almaktan ziyade yürütebilir olmak daha önemli. Barkın abinin tabiriyle motosikleti işletebiliyor musun? Evet. İşletebiliyorsan o motosiklet eyvallah. Şimdi ben gerek sürüş tarzım. Ben Nisan'da çıkarırım, Kasım'da paketlerim motoru abi. Benim tarzım bu. Ve topu topu benim sezonda yapacağım kilometre 2000, bilemedim 3000'dir yani. Ama o zevki alırım, kapatırım. Ben motosiklete binerken masrafı düşünmemeliyim. Benzini düşünmemeliyim, bakımı düşünmemeliyim falan filan. Bu tür şeyler var. Yani bana diyecekler ki o zaman niye sen gittin de Afrika'ya aldın? Bunlar zaten vardı diyecekler. Ama son aldın. Bir senelik skalaya baktığında normal artışın dışında çok daha böyle bam 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 masraflar gelmeye başladı. Ama senin aldığın Afrika da en doğru Afrika'ydı. En doğru Afrika. Yani 2018-2019 kasa. Bana göre de efsane olan en güzel kasası. Kesinlikle. Yani. Ben şimdi bazen böyle istekler yaptığım zaman işte sana soruyorum, Emre'ye soruyorum, Ferhat Hakan'a soruyorum. Diyorum ki abi benim kafamda böyle bir düşünce var. Ben yanlış mı hareket ediyorum? Motoru satarken de alırken de. Yanlış mı hareket ediyorum? Çünkü benim göremediğimi sen görürsün abi objektif olarak. Dersin ki Ali'cim zaten ne kullanıyorsun ki dersin. Satma dersin Afrika'yı. Kalsın dersin falan filan ama ben küçülme yolunun daha mantıklı olacağına inandım. Ya bir de scooter lafını bölüyorum ama scooter gerçekten keşke benim de olsa da kullansam dedim. Bazen Yamaha sağ olsun merkezden ve bu Tuna Motosiklet şu anda bulunduğumuz yere de ayrıca teşekkür ederim. Böyle bir imkan sunuyorlar ve burada bir yayın yapabiliyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Scooter gerçekten insanların, motosiklet sevdalısı insanların böyle evinde dolaşmak istediği terlik gibi görüyorum. Aynen öyle. Yani aynen öyle. Tamam ben de Tenere 700'e biniyorum. Çok zevkli geliyor ama bazen de ya diyorum bir scooter olsa da şuradan binip kahveye arkadaşların aynen. Yanına kahve içmeye onunla gitsem, eşyamı ona göre koysam etsem bence çok komplike bir motosiklet. Evet, yani. Doğru kesinlikle. Ben de hep böyle her aldığım motosiklette ya dedim X-Max'teki gibi işte bagaj açmayı. Bilmem ne. Hele bir de zincir mincir çıktı benim başıma. Bana çok ters olan hareketler bunlar. Ona da Emre gibi bir kardeşim var. Sağ olsun zincirimi yağlıyor, bakımını yapıyor falan filan. Onu bir yapsana telefonla. Ya. Emre'cim yağla geliyorum filan. Motorun muayenesi geldi. Tamam mı? 30 Mart'ta motoru muayeneye götüreceğiz.
Emre'yle sabah konuşuyoruz. Diyorum ya Emre diyorum. Şimdi ben sabah geleceğim ama sen acaba benim motoru muayeneye götürsen. Ben oraya gelsem. Dönüşte ben seni karşılasam. Bakımı da şey muayeneye ona mı yaptınız? Aynen sana dedim. Şey yapsam çünkü ben Anadolu yakasında kapalı otopark bulamadım. O mani o yapabiliyor mu? Yapmıyor da hani ben lafım geliştirdim. Sen onu da yaptır anlamında. Yaptırsın gelsin. Mesela o gün Bihter'le ben Emre falan üçümüz çıktık yola. Ben hiç motorun kenarındayım. Emre lastiklerimi kontrol ediyor. Ben sadece motora bindim. Tamam mı? Yolda da... Çekil bineceğim. Aynen, yolda da diyorum ki Emre ya diyorum benim top gaze'i kapatmış mıydın sen? Tamam mı? Yok artık. Abi kapattım diyor. Tamam devam. İnan ben hiç haberim yok böyle şey. Ben böyle bir adam nasıl hale geldim ama Emre sağ olsun her şey öyle bir düzenliyor. Ama adam da seviyor abi seviyor, yaptırmıyorsa. İlgileniyor. Bu yani. Benim suçum değil yani. Ben de yapan adamdan memnunum ne yapayım ya. Vallahi çok güzel bir şey. Ben bundan sonra büyük motorumu Emre'ye bırakıp kendime skuter alırsam Emre'cim hazırla ben büyük skuter almaya geliyorum. Bak şey de çok garip mesela kapalı otopark yok abi Anadolu yakasında. Yok ben aradım. Evet. Açık otoparka koydum, motoru devirdiler. Peki yani. Hırsızlık konusunda neler düşünüyorsun? Motosiklet hırsızlık. Abi şimdi şöyle. Yani çok büyük şey. Çünkü alma azalınca insanların hani çalıp çırpıp kolay para elde edip onu bölüp parçalayıp parçaları satma filan. Bir çok de buna sakıntı. Prim tanır vaziyette çıkmacı artık o hangisiyse bilmiyorum. Yani şimdi bütün çıkma satanları da şey altında bırakmıyor ama. Orada gidip ucuza almaya kalktığın zaman ben düşünüyorum yani birisinin günahına girmeyeyim deyip eğer öyle bir ihtiyacım varsa servise veya olduk bir yere yönelmeye çalışıyorum bu konuda. Doğru. Abi, sen ne diyorsun hırsızlık konusunda? Abi hırsızlık ya? Şöyle akıl sır ermeyen hareketler var. Biz daha bunların bazılarını televizyonda bazılarını YouTube'da vesaire görüyoruz. Ama artık şu bir gerçek ki bizim malımıza bir şey olduğu zaman bunu yerine koyamıyoruz. Bu kadar koyamazsın. Motorun çalındı mı gitti. Ben kasko yaptım diyorlar. Ama bunun yanı sıra da ek güvenlik çok önlemleri var. Çok para ya kasko. Çok para abi. Ben Afrika'ya geçen Eylül 21'de, 2021 Eylül'de benim Afrika'ya 7500 lira kasko fiyatı çıkarttılar. Tamam mı? Abi 7500 lira bugün neredeyse iki tane asgari ücreti. Evet. Neredeyse. Evet. Tamam mı? Yani ne tamam kasko ne yapıyor diye sormuyorum. Bu sorgulamaları çoktan geçtik. Lazım, lazım. Ama çok pahalı. Afrika'ya biniyorsan mecbursun vermeye. Çünkü motor çok pahalı. Motora bir şey olduğu zaman yerine koyamayacaksın. Paranı alırsın. Benim buradan kaskocum var Halit mesela. Bir saat konuşur benimle. Abi işte hırsızlık şöyle oldu böyle oldu falan. İkna olurum. Ama o şeyi geçtik artık. İnsanlar dört kez düşünüyor. Gerekirse diyor bir zincir daha alırım diyor. Tekna takip. Evet. Barkın abinin de çok sevdiği bir marka. Ondan evet. Da mesela biliyorum. Bu gibi şeyler var. Yöntemler var. Ondan sonra. Ama bir şekilde bu önlemleri aldıktan sonra gerisi kadere kalıyor. Ama bu önlemlerde hırsızları çok caydırıcı oluyor. Ben çok videolarını izledim mesela. Adam takip cihazı takmış tekna takip. Adam buluyorlar mesela. Cak diye nokta atışı. Çünkü sana da nereye taktıklarını söylemiyorlar bak böyle güzel hareketler var bak hoş şeyler tabii. Yani bunlar. Ondan sonra ne bileyim abi hırsızlık dediğim gibi öyle bir devire geldik ki motorun senin her şeyin yerine koyamazsın edemezsin. Hırsızlıktan yani. Hale bir de kaza anında da senin oluşabilecek zararında senin tabii. için bir güvence karşı tabii, tarafa tabii, verdiğin tabii, anlamda. Tabii kesinlikle. Ya işte artık var olanı koruyacağızdan kastım satmamayı da geçtim satmamaktan ayrı var olanı korumak adına. Elinde var olan değeri ona göre yürütüyor olman tabii, lazım. Tabii. Bu tür şeyler var. Artık her şey yükseldi. Motoru işletmek, motoru korumak, zincir, mincir. Ben şimdi bakıyorum, evimde benim granit zincirlerim var, tamam mı? Yani şey işte alarmlı zincirler, disk kilitleri var, granit zinciri var yanında falan. Yani 3 sene önce almışım mesela fuardan. Çok komik bir rakama almışım mesela. 700-800 liraya almışım zinciriyle beraber. Şimdi bu sene bakıyorum abi 3500-4000 lira tamam mı? Ya da bilemedim 5000 liradan gelecek belki de. Caydırıcı anlamda caydırıcı iyi bir anlamda şey. İyi bir şey. Hoş, şimdi motosiklet işletmek gerçekten eskiye nazaran bir tık daha zorlaştı. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Sıkıntılı bir hayattayız. Senin bir terapiste ihtiyacın var. Evet. Motor kanalı şeyinde videolarımda hep bunu söylerim. Bir terapistin olması lazım. O motora ben bindiğim zaman, o kaskı kapattığım zaman
sanki benden başka bir adam benim karşıma geçiyor ve beraber sohbet etmeye başlıyorsun. Böyle bir terapi seansına girmiş gibi hissediyorum ben. İşte ben onun yüzü hürmetine şu an hala motor kullanmaya devam ediyorum. Başkası çoktan bırakmış, doğru. Ama mesela pandemide biliyorsun, toplu taşımalara kimse binmedi. Tabii. Korkudan. Bir yere gidemediler. Evde takıldık ama. Satış artışlarının nedeniyle. Biz ne yaptık? Atladık, gittik, bastık, Şile'ye gittik. Çayımız, termosumuz arkamızda. Belgrad Ormanı'na gittik İstanbul'da. Oturduk, rahat rahat keyfimize baktık. Ya bunun bedeli paha biçilemez. Evet. Sana bunu yaşatana da iyi bakacaksın. Bu doğru, kadar. Doğru. Özetle bu yani. Vallahi güzel sohbet. Daha da uzar. Uzar. Şey, başka şeylerini yaparız. Motorcu Kafalar 2 diye yaparız. Yayınlarız. Evet. Ben de sevinirim. Aynen. Seko'da ile sohbette katıldığın için çok çok sağ ol. Eyvallah. Tuna Motosiklet'te böyle bir imkan tanıdığından dolayı ayrıca Tuna Motosiklet ailesine ve çalışanlarına çok çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olsunlar. Burada her türlü imkan ve ilgilenmeyi yapıyorlar. Evet. Söylemek istediğin bir şey var mı? Hatta benim hakkındaki fikirlerini de ben merak ediyorum ya. Biraz ondan bahsedeyim, öyle kapatalım. Seko de saka. Anlatılmaz yaşanır falan. Yok yok, gerçekten şey çok önemli. Camiadaki gerçekten sayılı insanlardan bir tanesine denk geldiğim için öncelikle ben çok şanslıyım. Bu konuda onu söylemem lazım. Onun yanı sıra içerik konusunda, deneyim konusunda, tecrübe konusunda her zaman fikrine danışan bir insandır. Onu da söylemek isterim. Motosiklette ekipman bir, önceliğiniz ekipmanın kalitesi. İkinci etapta motosikletiniz olsun lütfen. Çünkü ekipmana bu aralar hiç kimse değer vermiyor. Ucuza 300-500 liralık, hatta 1000 liralık kask alıp, artık 300'e 500'e de kask yok. Mickey'li kasklar alıp öyle trafiğe çıkıp Mickey'yi gören arkadaşlar. Yalan mı abi? Şimdi konuştur bakalım. Ya öyle ya. Abi. Yani düştüğü zaman ya yalan mı ya? Mickey'yi görmek ne Mickey... demek? Valla öyle. Allah korusun. Biz bir ara Hello Kitty'yi çok seviyorduk mesela ama sonra dedik ki Hello olursun. Hello Kitty mi? Hello, hani Hello Kitty vardı bir ara çok sevdiğimiz. Böyle pembeli membeli öyle öpücüklü kasklar falan alacaktık. Benim ilk deneyimim öyleydi mesela. Öpücüklü kask almayı çok şey yaptım. Bir arkadaş dedi, oğlum manyak mısın, bu seni korumaz dedi. Açık kask, üstünde kırmızı öpücükler var, pembe. Tamam mı? Dedim ulan ne güzel, dikkat çekerim. Ama hakikaten onu taktıktan sonra başına bir şey geldi mi dikkat çekiyorsun yani. Aa, öpücükler orada falan. Aynen, öpmüşler ya. Öyle toparlayalım abi, toparlayalım. Yani camia fena ya. Üstad. Veda'yı ben Ali'ye bırakacağım. O veda aynen etsin. Aynen. Rica etsem. Efendim. Sizler için ama güzel. Şeyli böyle bohem bir veda da olsun. Bohem derken de ağlatayım mı? Gözyaşı yani torbaları yoksa. Ağır ağır tarzında. Ha, o havaya girelim. Kanala abone olun. Yok öyle değil ya. Hani sen anladın. Dur şöyle diyeyim. Şey efendim, öncelikle şunu söyleyeyim ben size. Şaka bir yana, güldük eğlendik falan, böyle ciddiyete davet ederler ya insanlar sizi. Şaka bir yana, gerçekten sizler için güzel içerikler üreten kanallar olarak biz böyle bir araya geliyoruz. Sohbetler ediyoruz, misafirler, yani misafir olarak birbirimize gidip geliyoruz hep. Ama dediğim gibi önemli olan burada makasa girmek, ayna kırmak, tek teker yapmak, eldivensiz racing motosikletlerle makaslara girip size böyle adrenalin yaşatmak istemiyoruz. Çünkü motosikletçilik bu değil. Motosiklet camiasında bunlar çok ayrı bir noktada. Heyecan isteyen arkadaşlarımız var eyvallah, ama biz biraz daha bilgi, biraz daha samimi, biraz daha dostluk üzerine kurulan kanallar olduğumuz için biz bu doğrultuda ve bu çizgide gittiğimiz zaman geriye dönüp baktığımızda güzel içerikler yaratmış olacağız. Sizin de bunları eşlik etmenizi ve bir şekilde ortak olmanızı istiyoruz. Yarın öbür gün yaz geldi. Buluşmalar yapacağız, çekilişler yapacağız, sohbetler yapacağız. Bu sohbetlerde güzel anılarımıza anılar biriktirmek için sizlerle bir araya geleceğiz. Evet. O yüzden bunun temellerini atıyor olsak da dediğim gibi sizler de aslında en büyük hakemlersiniz. Doğruyu, düzgünü ve yanlışı iyi ayırt edebilen insanlarsınız. O yüzden kanallarımıza destek vermenizi istiyoruz deyip böyle kapatayım. Daha ne söyleyeyim abi? Seko, şimdi şöyle egolu sürüş eğitmeni taklidiyle kapatayım ben. Tamam mı? Ben gidiyorum, sen kapat. Şimdi benim sürüş kitabım çıktı. DVD, VCD, flash diske de yüklüyoruz artık. Geliyorsun, kursta yüksek mi geldi meblağ?
İzle DVD'den. Gel seni sınava sokayım. Sekodo Sekal'dan bu kadar. Hoşça kalın.